Evet, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Balıkçılığın ve denizin sorunlarını tartışmaya, görüşmeye, anlatmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Evet, denizler deyince Karşıyaka Belediyesi de çocukları denizi sevdirmek için deniz temizliği ile ilgili oldukça güzel bir etkinlik yaptı. Bugün haber bültenlerimiz içerisinde yer aldı. Ama konunun önemine binaen onu sizlere izlettirelim. Daha sonra konuklarımıza döneceğiz. Buldum, buldum. Bunu yapanı bu arkadaşlar görmüşlerdi. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Denizli Çocuk Şenliklerinde deniz sevgisi ve deniz temizliği öğrencilere çeşitli gösteriler eşliğinde öğretildi. Karşıyaka Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 350 ilkokulu öğrencisi katıldı. Şenlik, müzikli, danslı, deniz ve çevre koruma temalı çocuk oyununun sahnelenmesi, deniz canlılarını tanımaya yönelik korsan sandığı oyunu, korsan kostümlü animatörler eşliğinde oyunlar, gemici bağları yapma eğitimi, gemi maketi atölye çalışması, şişme havuzda balık tutma oyunu gibi bölümlerden oluşuyor. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Gezda Doluk, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak en büyük hedeflerinden birisinin denizci millet, denizci ülke kavramının toplum tarafından benimsenmesini sağlamak olduğunu, hedef olarak belirledikleri bu sloganı öncelikle çocuklardan başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalıştıklarını söyledi. İçerisinde deniz kelimesi bulunan bütün etkinliklerin kendilerini heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini belirten Doluk, çünkü denizcilik sektörü adına yapılan bu tür çalışmalarla ulaşabileceğiniz kitle sayısı artıyor. Denizi ve sağladığı yararları daha çok insana anlatabiliyorsunuz. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak çocuklarımızı denizle tanıştırdığı için bu şenliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, diye konuştu. Etkinliğe katılan öğrencilere ayrıca Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi yayını Ben Denizciyim adlı çocuk kitabı dağıtıldı. Evet, bu güzel etkinliği beraber izledik. Başkan, bu eğitim şart herhalde. Evet, kesinlikle ben zaten bunu her zaman söylüyorum. Kesinlikle okullarda bu çevre konusunda, deniz kirliliği konusunda, balıklar konusunda kesinlikle bu konuda bir eğitim verilmesi lazım. Hatta denizcilik diye bir ders, ayrıyetten bir ders verilse çok daha iyi olur. Yani ilkokuldan başlaması lazım. Ben bakıyorum ki denizlere baktığımız zaman insanlarımız maalesef çok büyük bir kısmı bayağı bilinçsiz hareket ediyor. Yani bir poşetin denizde 500 sene, 600 sene türemeyeceğini Evet. bilmiyor. Bunları bilmesi lazım. Yani bir plastik 2000 sene denizde durabiliyor. Evet. Türemiyor. Ve bunlar tamamen denizdeki oksijeni de yok edebiliyor. Deniz kirliliğini artırabiliyor. İşte kıyılarda da betonlaşma yoğun olduğu için rihtimler şimdi işte illere baktığın zaman rihtimler çoğalıyor. Ve kıyıya çıkış noktaları da azalıyor. Evet. Yani bu da ciddi bir tehlike. Evet. Tehlike deyince az önce programımızın birinci bölümünde de bahsetmişsiniz. Çevre kirliliği bizi olumsuz yönde etkiliyor diye. Siz Ala'da bulunuyorsunuz. Ala'da da sanayinin yoğun olduğu bir bölge. Çevre Evet. kirliliğinin oldukça yoğun olduğu bir bölge. Çünkü geçtiğimiz günlerde bunlar haberlerde de yer aldı. Balıkçıları da etkiliyor mu veya balıkçılığı etkiliyor mu? Şimdi yer yasakları olarak o şekilde etkiliyor. Yani kirlilik olarak ikinci boyut. Şimdi sonuçta kıyıdaki yapılandırma işte Petkim şimdi bayağı bir özel güvenlik kapsamını aldığı 4-5 millilik bir kıyı şeridi alanı var. Bunun yanına Tüpraş tahtım var. Gemi Sökum, işte Ege Gaz ve bir sürü şey var. Zaten Ala Liman, onun arasında Nemrut Körfezi Liman. Yani istihsal sahalarını bu şekilde azaltıyor. Bunun yanı sıra kirlenme olarak hangi fabrika denizi kirletmiyor? Yani ne kadar filtre sistemi yaparsa yapsınlar. Hava kirlendiği zaman dolayısıyla yağmur yoluyla denize iniyor. Biliyorsun kirlilik çok sayıda Evet. ziva, havada olan ziva yağmur yoluyla denize verebiliyor. Evet. Su kaynaklarına ciddi zararla verebiliyor. Onun yanı sıra soğutma suları var. Soğutma suları deniz suyunun ısınmasına sebebiyet veriyor. O şekilde yine zarar verebiliyor. Soğutma suyu nedir ben? Yani şimdi bazı fabrikalarda soğutma Ha, olarak denizden anladım. aldıkları suyu, kondenserlerle Evet. aldıkları suyu denize Tekrar denize deşarj yapıyorlar. sıcak su olarak denize deşarj yapıyorlar. Ha. Ya bu da deniz suyu ısısını etkileyebiliyor. Anladım. Bak bu termik santraller
yaklaşık 3-4 santigrat derece kadar deniz suyu ısısını etkileyebileceğinden bahsediyor evet. Bilim adamları. 1-2 santigrat derece suyun ısınması o kıyılardaki o var olan balıkların yok olmasına sebebiyet verecek. Evet. Buradaki şey sizi de etkiliyor mu Foça'nın? Tabii şimdi biz nispeten alaya nazaren daha şanslıyız. Tabii termik santrilleri zaten istemiyoruz. Evet. Kesinlikle suyun 3-4 derece ısınması, hani suyu alıp yeniden sıcak suyu verip rehabilite etmesi, alaya'daki balıkçılığı zaten yok ediyor yavaş evet. yavaş. Bizim biraz daha şansımız var. Bizim aramızda yeni Foça var. Hı-hı. Yeni Foça'dan sonra Foça geliyor. Tabii bizim mavi bayraklı Foça biliyorsunuz. Evet. Mavi bayrağı kavuştu 1-2 senedir. Biz nispeten gene daha şanslıyız. Evet. Çünkü neden? Hem yerel yönetimler çok hassas. Yerel yönetim yani Foça'da çok hassas bu konulara. Temizlik konusuna. Hem de bizim balıkçılarımız gerçekten duyarlı. Evet. Fakat yazın biz kollayamıyoruz. Yazın neden kollayamıyoruz? Yazın denizin, kışın denizin üzerinde 50 tane, 100 tane balıkçı teknesi varken yazın 300'leri, 500'leri buluyor. Yani evet. keyifçi teknesi bizim çok orada. Her keyifçi çıkarken denize bir torba bira alıyor. Ne bileyim çerezini alıyor. Onu bunu alıyor. Denizde balık avlarken hiç yani belki istek dışında oluyor ama yediği çerezi, onun torbasını, poşetini, şişesini denize attığı sürece denizler kirleniyor. Şimdi başkan hiç istek dışı değil. Neden biliyor musun? Bu denizler bizim evimiz. İnsanların evi, çevremiz. Sen evinde aynı şeyi, hassasiyeti gösteriyorsun. Orada da göstermen lazım. O istek dışı değil artık. Evet. Benim teknem kirlenmesin, çöpüm bir şey olmasın, evet. atayım hayır, denize. Deniz yiyecek. Mesela biz her yıl evet, bu konuda, olsun. Her yıl bu konuda evet. adalarımızı gidip gönüllü olarak temizliyoruz. Bizim duyarlı balıkçı arkadaşlarımız var. Mesela bizim adalarımız... çok güzel, güzel koylarıyla ne bileyim yazın yerli ve yabancı turistlerin gelip uğrak yerleri. Evet. Tam adalara çıkılmasa da ÖÇK bölgesi olduğuna da ama koylarından faydalanıyoruz. Biz her yıl bahar ayında, tabii burada isim vermek istemiyorum. Duyarlı balıkçılarımız gidip o ada kıyılıklarındaki pislikleri, torbaları temizliyor. Ama ne kadar temizlesek de kıyılarda serbest dalış yaptığımız zaman baktığımızda yine de çöp var. Evet. Yani bir an önce... çok duyarlı olup elimizden geldiğince denizlerimizi kirletmemeye bakalım. Yarın öbür gün denizlerin kirlenmesi hiç iyiye gitmiyor. Evet. Hem balıkçılık yok oluyor gidiyor. Hem de Foça deniziyle, balığıyla, ekosistemiyle diyeyim, yerleşkesiyle çok güzel bir ilçemiz. Buraya elimizden geldiğince nasıl bir anne bebeğini ilk doğduğu zaman böyle çok evet. iyi bakar, hep ona bir şey gelmesin ister. Ben de memleketime böyle bir şey olmasını istemem tabii yani. Türkiye'nin biliyorsunuz üç tarafı denizlerle çevrili bir bölge. Aslında her taraf aynı şekilde kurmamız evet. gerekiyor. Ama sahil bandından baktığınız zaman komple evsel atıklar, kimyasal atıklar hepsi denize akıyor. Evet. Ya bunun bir de şeyi var. Yani deniz suyu şimdi çok önemli. Demin bahsettik işte bu kondisyonlardan falan evet. dolayı isim var. Bir de zamanı geldiği zaman bu kirlilikten dolayı deniz suyunun soğumaması var. Evet. Yani şeyi düşünün. İnsan üzerine elbise aldığı zaman daha vücut geç soğur. Deniz de aynıdır. Yüzey ne kadar kirli olursa deniz suyu o kadar geç soğur. Yani atmosferden teması kesinlikle kesmemesi lazım. O zaman da deniz canlıların yaşam alanı daha doğrusu tabii. yaşamaz zaten. Yani bizden sonra... Yani bak bir kirliliği biz şey sadece kirlilik şey... olarak değil. Şimdi denizlerde balık kalmadı. Hı. 75 milyon insana sor. Çok büyük bir çoğunluğu şöyledir. Balıkçılar fazla avlıyor. Hı. Bilinçsiz avlıyor. İşte yasalara uymuyor. Buna benzer şeyler derler. Evet. İşte lüferi koruma altına almamız gerekiyor falan gibi şeyler. Hı. Bunun zaten sloganları da var. Bu kısmını düşünen yok. Bana göre birinci, tamam bunlar olması evet. lazım. Yani biz bilinçli avlanmamız lazım. Kota olması lazım. Hı hı. Hangi zaman ne kadar balık tutacağımızı bilmemiz lazım. Kesinlikle balığı sezona yaymamız lazım. Yani bir anda başladı. Hı hı. Hemen ilk ay işte tonlarca balık tut. Şimdi Karadeniz'de soğuk havalar şey dolu, Palamut dolu. Evet. Zamanı geldi. Bunlar sıkacak piyasa. Ya bırak denize dursun. Ne gereği var? Denizde dursun. Zamanı geldi mi yakala? Yok. Yani burada şu oluyor. Acilen balıkçılığa kota gelmesi gerekiyor. Evet. Yani kota geldiği sürece yani otokontrol her zaman sağlanır. Hı hı. Mesela şimdi bakıyoruz haberlerde İstanbul'da, Samsun'da, Karadeniz tarafında çok aşırı bir palamutçuluk var. Evet. Aşırı bir balık avcılığı var.
ilk etapta bizim bak bu sene en büyük şansımız bizim. Foça'nın balık sezonunu biz 2 tane bakanımızla Foça'da yaptık bu sene açılışını. Evet. Balık sezon açılışını. Evet. Mesela orada biz duyduk, hep bize duyumlar geldi. İşte yıllardır İstanbul'da yapılan balık açılış sezonu Foça'da yapıldı. İşte tepkiler olacak diye işte böyle böyle bir bizim mesela 12 kulaç yani 24 metre yasağı geldi biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur gene. Evet. Yani palejik balıkçılıkla uğraşan gırgır tekneleri dediğimiz abilerimiz yani büyük takımlar işte 24 metreye çok tepki gösterdiler. Evet. Aslında gereken de o. Gereken de o. Çünkü yasaklar olmazsa her geçen gün balıkçılık bitiyor. Belli bölgelerde bölgesel yasaklar olacak. Hı. Belli bölgelerde hat yasakları olacak. Bunlar olmadığı sürece balıklarımız büyümez. Evet. Çünkü balıklara denizlerimizin üzerinde koruma alanları ayırmamız lazım. Hı. Bu koruma alanları niye ayrılsın? Çünkü balıklar rahat yumurtayı atabilsin. Orada yuvalansın, büyüsün, açılsın, yine tutalım. Yani sonuçta yine insanları... Sonuçta gene o balığı biz tutuyoruz. Evet. Ama bu koruma alanlarını da her gün gidip kullanırsak hiçbir şey kalmaz. Anladım. Bu balık sezonunun aslında dediğiniz gibi yayılması gerekiyor. Yani değil mi? Avlanma sezonu. Tabii sezona, kesinlikle sezona yayılması lazım. Yani bana göre 12 ay balıkçı balık avlasın. Evet. Ama bilinçli avlasın. Yani kotalara uysun, sisteme uysun, tutması gereken balığı tutsun, tutmaması gereken balığı tutmasın. Tamam, bu şekilde 12 ay avlansın. Evet. Ama zamana kesinlikle yayılması lazım. Ama dediği gibi o ölçüler sınırlı. Konuyu açalım mı? Biraz. Konuyu açalım. O zaman şöyle söyleyeyim. Konu zaten kapatıldı. Kota konusu çok önemli bir konu. Şimdi ona örnek vermek gerekir tabii ki ona. Şimdi geçtiğimiz Eylül 15'te sezon açtılar. Troll balıkçıları Eylül 15'te, gırgır balıkçıları da 1 Eylül'de sezon açtılar. Evet. 4,5-5 aylık bir yasak dönemi söz konusuydu. Bu her yıl olduğu gibi bu yasak döneminde de balıkçının kimisi kabzımaldan borç aldı. Kimisi tefeciden aldı. Kimisi banka kredisi aldı. 5 ay yasakta hayatı idame etti. 5 ay denize gidemiyorsun. 5 ay boyunca cepten o tarihi, sezonun açılacağı ilk tarihi sabırsızlıkla bekliyorsun balıkçı olarak. Evet. Sezon açılır açılmaz da ipi salınmış boğa gibi denize saldırıyorsun. Normalde 8 ay sezon boyunca tutacağın balığı 15-20 gün içerisinde tutuyorsun. Nasıl olsa balığı buldum. Zaten o 4-5 aylık yasak döneminde balık deniz nadasa kaldığı için, balık stokları çoğaldığı için ister istemez ilk günlerde avcılık fazla oluyor. Hı hı. Aman balığı buldum, ben tutmazsam başkası tutar zihniyetiyle. O 8 ay boyunca tutulacak olan balık 15-20 günde tutulunca balık ihtiyaçtan fazla olduğu için değerinin altında satıldığı gibi... Ne oluyor şimdi? Türkiye'de öyledir. Ne çok olursa o para etmez. Satıldığı gibi geri kalan 7 ayda da balık az olduğu için pahalı. Ne oluyor? Arz talep dengesi burada kurulamıyor abi. Oysa... Yani başkanımın da dediği gibi o 8 aya yaymak lazım o sezonu. Yaymak için de kota uygulamak lazım. Şimdi bak Yunus abi, Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada hakkını teslim etmek zorundayız. Hı hı. 2002'de iktidara geldiler. ÖTV'siz mazotun bizlere çıkarılmasıyla, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla, devlet desteğiyle balıkçılık filosunun azaltılmasıyla devrim niteliğinde girişimler yaptılar abi. Ama yeterli mi? Değil. Daha da radikal kararlar almak zorundayız. Şimdi Avrupa müktesebatına uyum çerçevesinde bizden devlet durmadan yenilikler istiyor balıkçımızdan. İşte buzhaneni yap, cihazı tak, işte oğlu avlanma, şununla avlan, şöyle yap, böyle yap. İyi de Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki balıkçılar yasak döneminde, 5 aylık yasak döneminde devletten destek alıyorlar, hibe alıyorlar, maaş alıyorlar. Devlet balıkçısını süspanse ediyor da. Evet. Destekliyor. Bizden Avrupa Birliği ülkelerindeki balıkçıların uyduğu kurallara uymasını hükümet istiyor ama... Onların faydalandığı nimetlerden faydalandırmıyor. Aslında bu bir zaman içerisinde bu çözümlenecek. Tabii ki şu anda bu bir doğum, sancılarını çekiyoruz. Siz yaptı dediniz şimdi. Ama şimdi baktığınız zaman gelişmiş dünya ülkelerinde kota uygulaması var. Az önce başkanlarımın anlattığı gibi her teknenin 8 aylık sezon 8 aysa faraza 8 aylık sezonda yakalayacağı balık stoku belli. Sana diyor ki işte
bu sezon 100 ton balık yakalayabilirsin. Fazlasını yakalayamazsın. Atıyorum yani. Farazen. İster bir günde yakala, ister bir günde bir sene yakala. Ama tabii bunu da nasıl yapıyor? Dış ülkelerde stok çalışmaları yapılıyor denizlerde. Yani adam denizlerinde ne kadar balık olduğunu biliyor. Bizde ise kayıt dışında, kayıt dışı... Stok çalışmaları korsan balıkçılığa yöneltmez mi? Adam şimdi, yok, şimdi bak ben stokumu doldurdum ama gene ihtiyacım var deyip yapmaz. Ben şimdi şuradan bir örnek göstereyim. Evet. Mesela Avrupa Birliği uyum yasaları, Avrupa Federasyonu Orkinos'a dediler ki biz bir araştırma yapalım. Evet. Orkinos avlanacağı zaman yazın 2,5 ay bir Orkinos, İmo ruhsatlı tekneler var bizim. Uluslararası sonra da Orkinos avcılığı yapalım. Avrupa Birliği'nden geldiler. Hükümetin iyi yönlerini bak anlatıyorum ben. Yani balıkçılığa verdiği desteklerden dolayı. Dediler ki Türkiye'de bir yılda ne kadar Orkinos tutuluyorsa bize resmi olarak kayıtlı olarak istiyoruz. Bir yıl sonra geleceğiz. Sizin Orkinos teknelerinize bir yıllık kota vereceğiz. İşte bunu bir yıl siz tutun. Bir yılda ne kadar tutulabilir? Sizin o kadar teknenize böleceğiz. Evet. Tabii bizim o federasyonla Ankara'daki yapılan toplantılarda işte gidildi. Orkinos sezonu açıldı. Gırgırlar açtı Orkinos sezonunu. 1000 tane Orkinos tutan 300 tane gösterdi. Neden? 500 tane tutan. İşte gittim. Şimdi oradaki o toplantıdan sonra onların yaptığı işte biz bu kadar balık tutarsak işte bu kadar vergi çıkar. Şöyle oldu. Kendi kazdığı kuyuya balıkçı kendisi düştü. Orkinos'ta. Biraz. Biz Türk milleti olarak kayıt dışına çünkü hep kayıt dışına çok meraklıyız ya. 1000 kasa hamsi tutsak bile jurnala 300 kasa gösteren bir milletiz. Yılda. Şimdi burada yılda diyelim ki örnek veriyorum. 500 bin ton Orkinos tutuldu. Örnek veriyorum. Balık yani. Örnek. Tamam anladım. Mesela 100 bin ton gösterildi. Bir sene sonra geldi Avrupa Birliği. Dedi ki çıkarın bakalım balık defterlerinizi. Kaç ton okudu? 500 bin tutarken 100 bin tuttunuz. Alın siz 36 tekneden 100 bin tonu paylaşın. Ondan sonra başlıyoruz bas bas bağırmaya. Vay neden işte böyle oldu da işte. Ben size bir yıl önce gelmedim mi? Demedim mi? Böyle böyle. Arkadaşlar bir yılda tuttuğunuz balığınızı denizler ne kadar okunuz tutuyor tespitini yapın. Ona göre ben size kota vereceğim. Onu tutacaksınız. Ne yapmaya başladık? Gittik Mısır'dan, gittik İspanya'dan, İtalya'dan kota satın aldık. Adam oturduğu yerde mesela onun mesela yıllık tuttuğu 1 milyon ton orkinosu ve parayla adam oturuyor veriyorsun parası onun kotasını kullanıyorsun burada orkinosunu tutuyorsun. O adam yattığı yerden para kazanıyor. Yattığı yerden bizim sırtımızdan yani, para kazanıyor. Bir de balık olmadığı zaman al seni 500 milyar 1 trilyon içeriye alıyor. Ama onun yerine dediğiniz gibi normal tutulan şeyleri söylesek. Biz tabii. Niye böyleyiz? Çünkü buradan yani. Kayıt dışılığından kesinlikle vazgeçmemiz şimdi, lazım. Evet. Kesinlikle kota gelmesi lazım. Kota olmazsa her geçen gün denizde balıklarımız bitiyor. Ama evet. Var olan kotayı da kaldırdık. Hamside kota vardı Karadeniz'de. Hı-hı. Bu sene kalktı. Neden? Otokontrol yok. Uygulanamadı. Evet. Kesinlikle. Hı-hı. Uygulanamadı. Şimdi yılda 500 bin ton balık yani kayıt altına giren 450-500 bin ton balık. Bana göre 1 milyon tonu geçiyor bu. Hı-hı. Yani kesinlikle geçiyor. Çünkü yeterince kotayı bırak bu menşe belgelerinin eğer bunlar düzgün şey yaparsa belki kayıt altına alınır. Biz onun bir nüshasını da tarım teşkilatlarına verecek sisteme. Umarım sisteme günlük gelenleri girerler. O sistemi kendileri kurar. En azından tutulan balık 50 kilodan fazla bana göre 1 kilo balık da yazılması lazım. Kayıt altına alınması lazım. O 1 kilo bayağı bir yekün teşkil ediyor. Şimdi biz stoklarımızda ne kadar balık var bilmiyoruz. Evet. Şimdi Avrupa'dan bak, Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa'da 28 Avrupa ülkesinde 96 bin tane tekne var, balıkçı teknesi var. Bizde 20 bin tane balıkçı teknesi var, düşünebiliyor musun? Hı hı. Yani. Ama sizin 20 bin dediğiniz herhalde resmi olandır, gayri resmi. Yok şey, ticari balıkçı teknelerinden bahsediyorum. Ticari plakalı balıkçı tekne, plakası olan balıkçı tekneleri 20 bin tane civarında Türkiye'de. Evet. Ya bu çok fazla. Yani stoklar bir sefer bu baskıya dayanmıyor. Şimdi Hasan Bey az önce bahsetti bir konudan. Biz bakanımıza bir teklifte bulunmuştuk. Bundan 1,5 sene kadar önce. Teknelerin bir kısmını gönül esasına dayanarak geri alsın. Güzel bu yani bir devrim niteliğinde bir adım. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani sağ olsunlar bu konu üzerine çalışıldı. Şimdi bir kısım tekne geri alınacak ama bu tabii yeterli mi? Yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Yani teknelerin azalması diğer tekneleri de rahatlatacak, stoklar olan baskıyı da azaltacak. Evet. Yani kesinlikle bu tekne sayısı düşmesi lazım. Peki yani tekne sayısı düştüğü takdirde
orada sizin de tabirinizde plaka rantı yükselmez mi? Yok, yükselebilir. Hı hı. Plaka çünkü rantı... taksicilerde biliyorsunuz öyle şeyler oldu. Tabii, bir ara. Yani şimdi bir tarafı yaparken bir tarafa bazı ufak tefek zararlar olabilir. Hı hı. Yani az önce şeyden bahsettik işte sanayileşme, tamam evet. Sanayileşmenin verdiği bir şey var, bir enerji alıyorsun ama onun yanı sıra şeyi de hesap etmek lazım. Yani biz o enerjiyi alırken ne kadar kaybediyoruz? Evet. Denizlerden bir kaybımız oluyor. Yani burada da tabii ki bir tarafı yaparken onun zararlarını da düşüneceksin. Tabii onun da aslında tedbiri alınır, onun da bir sınırlama getirilir. Hasan, hiç sen araştırdın mı? Deniz mesela denizlerde işte balık sayısı azalıyor mu? Sayısı derken çeşitlilik anlamında söylüyorum. Mesela lüfer sayısı azalıyor mu? Veya daha önce Foça'da şu balık çıkıyordu da şimdi çıkmıyor. Mesela böyle şeyler var mı? Baktın mı hiç? Ya mutlaka bundan 10 yıl önce veya da 20 yıl önce yakaladığımız balık sayısıyla şimdiki balık sayısı arasında çok ciddi düşüş var. Ama bundan daha önemli bir konu var ki, şöyle şu tarihten örnek vereyim abi. Hı hı. 2003 yılında mı başkanım ÖTV'siz mazot balıkçıya verildi? Evet. 2003 yılında balıkçıya ÖTV'siz mazot verildiğinde mazotun litresi 50 kuruştu. Hı hı. Bugün balıkçı yine ÖTV indirimiyle mazotunu alıyor. 2.50 kuruş alıyor. O tarihte barbun, iri barbun dediğimiz, tekir barbun dediğimiz bu merada yani ünlü olduğu için söylüyorum. Kasası 100-120 liraydı. Bugün yine 100-120 lira. Mazot 5'e katlamış. Balık fiyatları hala 10 yıldır aynı şekilde seyrediyor. Ya maalesef aslında o şeyler sizde de aynı, tarımda da aynı. Yani. Yani masraflarımız artıyor, yakaladığımız balığın düşüyor, balık değerinde satılmıyor. Hı hı. Tekne sayısı zaten ister istemez, yani devlet tekneye el koymasa bir şekilde batıyor tekneler, yani iflasın eşiğine geliyor bir şekilde veya çalışmıyor. Evet. Gün geçtikçe sektör. Evet, son 5 dakika başkanım senden başlayarak, sizden başlayarak şöyle bir turlayalım, programı kapatacağım. Son sözleriniz. Yani. Ya bu konuştuğumuz konuları toparlayabiliriz. Yani Türkiye'de balıkçılık sektörü böyle kısa bir sürede aslında konuş. Ya bir saatlik sürede konuşmaya başladık yok, ama tabii zaman. Yok, bir konu değil. Bitecek bir konu değil ama ben zaman yetmedi. Zaman yetseydi biraz da çiftlik konularına böyle en azından özet olarak şey yapmak lazım. O konuda alacağınız olsun. Önümüzdeki ya günlerde yani en azından insanlar şeyi bilsin. Yani şimdi Türkiye'de bir sürü üretim çiftlikleri var. Biz bunu çok iyi diye herkese lanse ettiriyoruz. Hı hı. Yani Avrupa'nın yediği 4 balıktan 3 tanesini biz veriyoruz diye övünüyoruz. Ama bana göre peki 140 bin ton yılda biz balık üretiyoruz. Hı hı. Çiftlik balığı üretiyoruz. 140 bin ton balığı üretmek için ne kadar balık yiyor? Bunları söyleyen yok. Yani ortalama 5-6 kilo balık yiyor. Yani deniz balığı. Evet. Tabii 1 kilo balık üretmek için 5-6 kilo balık yiyor. Yani son olarak ben şunu diyebilirim. Yani bu denizler hepimizindir. Bu karada olanın da denizidir. Çünkü bu sofralarımızın değişmez şeyidir. Besin, bal ve balık kaldı zaten doğal olarak. Evet. Yani bunları korumamız lazım. Yani bilinçli olmamız lazım. Balığı bozdular da balığı bozamadılar. Biraz çiftlik balığı yersen o da bozulmuş oluyor zaten. Evet. Doğru, onu da bozdular. Ama işte bu şekilde bozuluyor. Bak Karadeniz'de yok işte ziva, işte ağır metalların balıklarda olduğundan bahsediyor. Bu kirlilikten işte. Evet. Ziva ne? İşte şu baza dumanla bile ziva yayılıyor havaya. Evet. Kömür dumanla bile ziva yayılıyor. Onları, sonuçta yağmur sularla yine denize iniyor. Artık alacağınız olsun diyorum. Çünkü konu hakikaten de çok derin ama zamanımız da bitiyor. İzninizle ben hemen Foça Başkanımıza dönelim. Evet, ben de şunu söyleyeceğim. Denizlerimizi koruyalım. Hı hı. Her zaman denizlerdeki illegal, yasak avcılığa hiçbir zaman yönelmeyelim. Hep mutlu ve güzel günler geçirmek dileğimle ben. Evet. İnşallah bir sonraki programda bunu daha çok, daha geniş bir şekilde yayarız. Diyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki programda da gerçekten daha çoklu bir şey yapacağız. Zamanımızın uzaması için de gerekli şeyleri yapacağız. Hasan, senin sorunlarını... Az önce Karşıyaka Belediyesi'nin haberini izledik. Hı hı. Bence çok önemli bir haberdi o. Evet. Daha önce de Konak Belediyesi'nin benzer bir etkinliği vardı. Çocuklara balık ekmek dağıtmışlardı. Hı hı. Şimdi ben hep şunu söylerim. Nasıl fındıkta bir dönem televizyonlarda Aganigin, Aganigin'e bir reklam çıktı. Fındığın tüketimi arttı. Evet. Abi
şu anda birçok dünya ülkesinde insanlar kişi başı yılda 20 kilo, 25 kilo balık tüketiyorlar. Bu Türkiye'de 7-8'lerde, 7-8 kilolarda. Evet. Doktorların dahi reçetelerine gelen balık Türkiye'de maalesef insanlar tarafından tüketilmiyor. Balığın daha çok tüketilmesi için biz belediyelerden destek bekliyoruz. Balığı tanıtmalıyız, balığı sevdirmeliyiz. Evet. Balığın reklamını yapmalıyız. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Balıkçılığın mevasındayız ama maalesef başkanımın da dediği gibi yakaladığımız balıklar balık çiftliklerinde üretilen balıklara yem oluyor. Karadeniz'de un fabrikalarına, yem fabrikalarına yok pahasına satılıyor. Ondan sonra değerinde satılamadığı için bazı ihracat firmaları tarafından kapatılıp stok altına alınıp işte değerlendiği zaman yurt dışına satılıyor, tekelleşmiş oluyor. Bundan balıkçı bir şey kazanamıyor. Balığın tanıtmalıyız, balığın reklamını yapmalıyız, balığı ön planda çıkarmalıyız abi. Tüketiminin arttırılması gerekiyor çünkü ciddi evet, kotalar, hem sağlık açısından hem de balıkçının ekonomisi açısından. Ciddi kotalar olursa zaten bu, balıkçı ufak balık tutmayacak. Pahalı balık tutar. Yani sen şimdi git Sinokop'tan sen kotanı tamamlamazsın. Daha çok pahalı balıkla tamamlarsın. Birinin kasası 100 lira, ötekinin kasası 300 lira. Evet. Sen, tabii ki yani ufak balığı da ortalama şey yaparsın. Evet. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Umarım bundan sonra ağlarınızdan dert değil de bolca balık çıkar. İnşallah. Değerini vurur balıklarımıza. İnşallah. Evet. Lütfen balık yemeye çocuklarımıza haftanın bir günü de olsa ama deniz balığı yedirin. Çiftlik balığını bir kenara koyun. Çünkü doğal, organik diyoruz ya. Denizlerdeki organik balıkları da tüketelim diyoruz. En güzel günler sizlerin olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun.